Oh. Tertemiz bir başlangıç. Şu an elektrik kesse de umurumda değil. Yakıt matarasını alacağım ya. Çok işimize yarayabilir. Evet, doğru ya. Dolduralım. Resident Evil serisi bu sonuçta. Bu oyunun doğasında aynı yerleri sürekli gidip gelmek var. Kesinlikle öyle ya. Kesinlikle katılıyorum. Tüm dünyayı tekrar tekrar dolaştığımız günleri iyice hatırlıyorum. Şunu eline al. Şunu birleştir. Tamam. Yakıt. Oraya tekrardan şimdi geri nasıl dönebiliriz? Tamam abi, koridora çıkacağız yine. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Koridora çıkıp mezarlığın oradan geçeceğiz. Burası daha etkili. Gidiş dönüş yolu. İn aşağıya abicim. Çık buradan. İyi ki buranın kapısını açtık ya. Koskoca bir koridoru, belki de zombili bir koridoru dolaşmaktan kurtuluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi unutmayalım lütfen. Dümdüz değil mi? Şuradan dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Ya bir tane tokmak bulup kapıya tokmak yapsak mükemmel olacak ama. Umarım ilk bulacağımız şey bir tokmak olur. Geldik işte hemen. 2 dakikada geldik. Doldur abi, doldur. Doldur. Oh be. Keşke 5 tane falan da olursa. Go. Şimdi yeni maceralara yelken açma vakti. Keşke bunu yaptıktan sonra sevleseydik. Değil mi? Ölürsek şimdi gaz yağımız da gidecek. Ama ölmeyeceğiz. Hadi abi. Hem şey yapmaya da gerek yok. Tokmaklı kapıdan girmemize gerek yok. Direkt kısa yola gidiyoruz. Aynen, gideceğimiz yer burası. Büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Hadi. Şans bizden yana olsun. İlk bulmacayı mı çözmeye çalışalım? İlk şurayı çözmeye çalışalım bence ya. Biraz kafa patlatalım. Ama eminim bir tuzak var burada ya. Şimdi kırmızı intikam mıydı? Bir anahtar var. Kırmızının üzerinde ne var abi? Horoz. Ne tarafa baktığı belli değil. Basmıyorum. Mavi de horoz. Ne tarafa baktığı belli değil. Kapıda kırmızı
Kırmızı intikam narası. Mavi yıkımın son nefesi. Yani nefret olabilir bu. Yıkımın son nefesi. Kırmızı intikam. Mavi yıkımın son nefesi. Unutmayalım. Tamam. Şu tabloya bakıyoruz şimdi. Kırmızı intikam, mavi yıkımın son nefesi, değil mi? Kırmızı intikam. Kırmızı intikam. Büyük ihtimalle basınca bir yön seçmemizi isteyecek. Şuradaki yönlerden. Bak şimdi. Ha, yıkımın son nefesi. Kuzey. Tamam. Kırmızı, mavi, kuzey. Yine Türkçe'de yanlış olabilir. Kuzey, north. Tamam, doğru. Yıkımın, yıkım vadisi. Mavi, kuzey. Kırmızı, batı. Evet, revenge. Tamam. Kırmızı, batı, mavi, kuzey. Kırmızı, batı, mavi, kuzey. Bas bakayım. Kırmızı, batı, mavi, kuzey. Doğru söylüyorum değil mi? Kafam karışmıyor. Kırmızı, batı, mavi, kuzeydi. Bas. Kırmızı, batı. Kırmızı, batı. Ha, ben mi durduracağım? Tamam, doğru. V'deydi o zaman. West. Tamam, bu burada dursun o zaman. Bu doğru. Kırmızı, batı, mavi, kuzey. Kuzey de N'de olacak. Kırmızı, batı, mavi, kuzey. N'de olacak. Beynim yandı ya, yemin ediyorum. Mavi kuzeydi değil mi? N'de durduracağız onu da. Ağzını kırayım. Hayır. Yapma. Köpekler gelecek büyük ihtimalle. Bas bas bas. Bas bas bas. N'de durduracağız. Evet. Aynen. Oldu herhalde. Açtık. Oğlum, bu çok yıkık dökük bir kapı ya arkadaşlar. Kargalar bir yeri koruyor. Yavaş yavaş. Size dokunmuyorum. Merhaba. Selam. Koşma, ürkütme. Oha, orada bir ara yol varmış. Bir dakika, dönsene bir. Yavaş yavaş yürü. Buradan beni geçirecekler mi acaba? Aha. Altıgen. Bir şeyler yazılmış. Dikey çizgiler, bir haç ve üç yatay çizgi. Bu bir çeşit sembol olabilir mi? Eğer rüzgarla alakalı bir şey söylerse, bu oyağa bir şeyler yazılmış. Aynen. Rüzgar dünyayı sardığında yıldızlar cennette parlayacak. Rüzgarlı altıgenimiz vardı, onu buraya koyacağız. Neyse, burayı unutmayalım. Yavaş yavaş, lütfen yavaş yavaş. Koşarsak bir şey olur mu bilmiyorum, cesaret edemiyorum şu an. Burası da açık arkadaşlar. Anam. Zincirli. Artık hiç koşmak istemiyorum ya.
Koş koş, abartma o kadar da. Bu ne? Büyük bir heykel karanlıkta sessizce duruyor. Arkadaşlar nereye gidiyoruz biz böyle ya? Yerlerde mermerde pompalı kurşunu ver bana bari ya. Bak bir şey var kameralarından biri. İkincisi. İkisi basa basa git de bir şeyler buluruz belki. Bak şu ağaçta bir şeyler olabilir. Aha. Arkadaşlar burada kesin cinayet işlenmiştir bu şeyde. Kulübede. Bitki değil mi bunlar? Bitkileri istemiyorum. Evin kapısı açık mı? Allah bilir neler var burada ya. 30 yıllık, 40 yıllık cinayetlere şimdi sebep olacağız. Nasıl bir yerdeyiz? Aha daktilo. Oha sev yeri. Ama huzurlu bir sev yeri değil burası. Daktilo nerede? Bu odun taze görünüyor. Birkaç bandaj takılı kalmış. Bu kahverengilekiler kan olabilir mi? Vallahi harita arkadaşlar. Neresi seviyeri ya? Henüz seviyerinde değilim. Biraz ilerisi. Şu bölgeye ait bir harita, avlu. Tabii ki de. Aynen yeni yerler açıldı. Bak şuralar. Buralarda alınacak şeyler var. Bu ne? Sağdaki bir şey değil. Hiç huzurlu bir müzik yok burada. Kötü bir yatak. Görünüşe göre uzun zamandır kimse kullanmamış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buradan kulübenin girişi çok rahat görünüyor. Sandık var mı peki burada? Burada sadece sev yeri mi var? Eşya sandığı da varmış. Sandık nerede? Oha bir aile resmi. Bir aile resmi ve bazı notlar. Sevgili Lizam. Lisam. Burada terk edilmiş bir günlük var. 19. Önce babama saldırdı. Sonra anneme saldırdı. Kırmızı sümüklü bir şey. Beyaz ve ağır. Annem nerededir acaba? Babamı bilmiyorum. Annemi tekrardan buldum. O şey anneme saldırdı. Annem kımıldamıyor. Niye bağırıyor? Sadece annemin yanında olmak istemiştim. Anne neredesin? Seni özledim. Küçük bir çocuk yazmış herhalde bunu. Orada gördüğümüz. Eski bir daktilo. Eğer bir mürekkep şeridi olsaydı ilerlememi kaydedebilirdim. Çık bakayım sandık. Heh sandık burada. Burası. Ne oldu lan? Üstümüzde gereksiz bir şey var mı? Yo. İn bir. Aha. Kol. Henüz böyle bir şeye ihtiyaç duymadık değil mi biz? Tamam. Kolu aldık. Temizlendi mi burası? Tamam. Yemyeşil. Çok güzel oldu. Tamam burası bizim kulübemiz arkadaşlar. Kötü şeyler ummayı beklemeyi umuyordum ama görmeyi umuyordum. Kolu bırakalım. İhtiyacımız olduğunda alırız. Kaydetsek mi?
Abi kaydetmeyelim. Bence 3 tane mürekkebimiz var ya. Henüz bir şey yapmadık yani. Rüzgar armasını bir alalım. Dönerken takalım onu. Üstümüzde durmasın. Dışarıda bitkiler var. Bitkiler de bir hazır. Hazır rolda kalsın. Başka bir şey. Başka bir şey istemiyorum. Böyle devam arkadaşlar. Anam. Ağzını kırayım. Biri geldi. Bir dakika. Bir yerden bakabiliyorduk şuradan. Allah kahretsin. Allah kahretsin arkadaşlar. Şunun altından kaç ya. Hiç ses yapmamam lazım. Bence hiç kımıldamayayım, onu oradan izleyeyim. Ya da burada saklanayım mı ben? Arkadaşlar. De yürü. Bir kere daha bakamadım ben oraya. Tekrar kapının kapanmasını bekleyeyim mi ya? Lan sevleyeyim mi acaba arkadaşlar ya? Ben sevliyorum. Bu tek atar, mek atar şimdi bize. Bırak hele şunu bir dakika. O kadar geldik buraya. Bulmaca da çözdük bir tane. Ölmeden çabuk sevle. Sevle abi, sevle, sevle. Ben sevliyorum arkadaşlar. 16. sevimiz oldu. Şimdi bu kulübeden çıkmak var, bilmem nesi var, o var, bu var. Şimdi ne yapacaksa yapsın bize. Gidiyorum. İyi ki öldüm diyecektim bak. Ölseydim çok sevinirdim. Bu nasıl bir yaratık ya? Birkaç bandajı boş ver şimdi. Bu yukarı çıkamıyor değil mi? Çıkıyor, çıkıyor. Allah kahretsin bunu. Buradan aşağı atla ya. Buradan aşağı atla. Kötü bir yatağa boş ver. Durumum nasıl? İyi. Abi şu şeyin altından kaçmam lazım. Orada bir boşluk var ya şuradan. Bak şuradan kaç ya. Ayvayı yedik. Tamam, kurtuldum. Kurtuldum. Yürü 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 yürü. Kurtuldum, yürü. Çık 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 çık. Lan nereye, hadi. Koşuyor. Vallahi ben öldüm zannettim arkadaşlar. İyi ki sevledim diyordum tam da. Bir fikir sahibi ol ya. Bu ne lanet bir şey gibisinden. Yürü abi yürü, git 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 git. Defol buradan. Ya yine aynı yere geldi bu ya. O merdiven neyin nesiydi?
Tamam, buradan devam. Bu ne merdiveni ya bu? Şuradan gideceğiz herhalde. Yavaş yavaş yürüsem. Aa, bir dakika. Buna pompalı harcayamam. Hadi ya. Ya bu ne mal bir adam ya. Aynen ha, buna pompalı pompalı sıkamam ben. Yakayım mı ya? Yak gitsin, bir daha uğraştırmasın beni. Kaç 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 kaç. Aslında bu uyuzla hiç uğraşmamam gerekiyordu ama neyse, bıçakla öldürmüş olduk. Bizim o iki tane bitkiyi almamız lazım. Neden biliyor musunuz? O iki bitkiyi aldıktan sonra burası yeşil olacak mı bakalım, yoksa gizli bir şeyler var mı? Onu da anlamamız açısından önemli. Eğer o iki bitkiyi aldığımızda yeşil olmuyorsa harita, didik didik o karanlık yerleri araştırmamız lazım. Koşuyorum ya burada. Tamam, bir şey yap. Yok işte, koşmayacaksın demek ki ya. Demek ki koşmayacaksın abi. Yapma ya. Bakalım hala geri döndüğümde şu an uyuyor mu? Ürkütmemeliydik. Aynen abi, yürümemiz çok mantıklı. Şunu tak bakayım. Aha. Ay. Taşlar yerleştirildi. Hayda. Ay arması. Hepsini alıp buraya mı takacağız? Bir şeyler yazılmış. Dikey çizgi, haç, 3 yatay çizgi. Onları buraya takacağız herhalde. Ama yine her hatada kargalar ağzımızı kırabilir. Çünkü bir ses çıkabilir herhalde. Bir al bakayım. Alsana bir. İncele şunu. Üzerinde ayı temsil eden bir simge var. Ha, iki çizgi. Tamam. Tamam abi. Kullanamıyorum ama. Demek ki bu kadar basit değil. Onları alıp buraya kullanamazsın abi. İki dikey çizgi var. En soldakini kullanmam lazım ama... Daha fazla eşya taşıyamam. Hayda, kullanamıyoruz da bunu. Üstümüzde kaldı bu. İyi mi? Eve gidip slotları boşaltmamız lazım. Nasıl olacak şimdi? Geri de alamıyoruz abi. Ya yerine geri bırak bari ya. Bence buraya slotlarımızı boşaltıp gelmemiz gerekiyor. Üçünü de. Bir dakika, bir incele diyelim ve şuraya bir tıklayalım.
Aha bir düğme var. Çıkıntılı at. Aa tamam, demek ki arkasına da basmamız gerekiyormuş. Şimdi koyabiliriz herhalde. Oh be, en soldakini. Ha kendi koydu. Güzel. Yıldız arması. Üzerinde yıldızı temsil eden bir simge var. Olaya bak ya. Beyler, arkadaşlar, bir ricada bulunmak istiyorum. Oyunu daha önce oynadıysanız, bir yerde gördüyseniz, çözümleri biliyorsanız lütfen nasıl çözeceğimize dair herhangi bir şey yazmayın chat'e. Bırakın biz çözelim, fikir yürütelim. Eğer bir yerde bir şekilde gördüyseniz lütfen hiçbir yorum yapmayın. Hiçbir anlamı olmuyor o zaman. Bunu da kendi koşa. Bakalım ne olacak ya. Anam silah. Altı patlar mı bu? Ne bu? İçeriye düzgünce bir silah yerleştirilmiş. Bu bir tuzak olabilir mi? Ve ihtiyacımız var mı? Al bakayım. Tamam, tuzak muzak değil. Başka bir şey yok. Neyse üstümüze kalsın. Yerimiz yok arkadaşlar ya. Slotumuz yok. Slot yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu lanet yerden bir çıkalım. Kargalardan bir kurtulalım. Yürü abi yürü. Yavaş yavaş. Kargalar acaba silah aldığımı fark eder mi? Yürü lan, sizle mi uğraşacağım? Yani o spoiler olmuyor da, yani çözümü biliyorsanız söylemeniz bizim keyfimizi biraz kaçırabiliyor. Çünkü akıl yürütmek, incelemek, oyunun en önemli şeyi zaten puzzle'ları burada. Koş abi koş. Burada bir şey kalmadı değil mi? Tamam, burası yemyeşil. İki tane silahımız var. Daha hiç Magnum kurşunu falan görmedik ya. Şimdi şuradan yolumuza bir devam edelim. Keşfe devam. Farkında olmayabilirsiniz tabii bazı şeylerin de. Hani biliyorsanız izlemek bence daha iyi. Yani çok takılırsak ben sorarım size nasıl geçeceğiz burayı diye. Doğru. Arkadaşlar. Abi yandaki mezarlara bassaydın. Keşke, belki etkileşim vardır. Yok işte, harita yeşil oldu ya. Hiçbir şey yoktu orada. Abi ölümüne dalacağım ya. Acaba böyle yürüsek köpekler saldırmıyor olabilir mi ya? Uslu uslu yürüsek. Dur bakayım. Valla geliyorsun ha. Şerefsiz. Lütfen bırak ya. Abi köpekler lanet ya. İkinize birden. Gelin. Dikkat. Hemen abi, hiç riske girme. Oh, slotum da boşaldı. Tamam. Köpekler direkt ölüyor zaten. Bunları yakmıyor, değil mi? Tamam. Abi çok önemli. Aha mavi bitki ilk defa gördük. Demek ki bir yerlerden artık zehir yiyeceğiz. Burada, ha, o girdiğim kapı.
Mavi bitki, bilmem ne bitki. Daha ne işe yaradıklarını bilmiyoruz karışımların. Bu neyin nesi? Tıklarım şimdi aşağı aşağı atlar abi ya. Bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Basayım mı? Allah'ım ya. Şu sarmaşıklar hakkında bir fikrim var mı? Ortada bir şey var mı? Bir kaynak gibi duruyor fakat içinden su gelmiyor. Su buraya bir yere akıyor. Bir devam et bakayım. Bu kapı açık. Burada bir şeyler var mı? Şimdi önümüzdeki yol boyunca hiçbir şey yok. Ne diyordu? Bir kaynak var, bilmem ne var. Bu suya girilmez şimdi. Dur bakayım. İçinde yaratık olur, bir şey olur. Burada kare bir delik var. Aa, kol. Kolu alacağız, suyu boşaltacağız. Ve buradan çünkü ilerleyemiyorsun. Değil mi? Aynen abi. Büyük ihtimalle bu suya giremeyeceğiz biz. Hiç denemiyorum bile. Deneyim ya da. Hani bir yaratık gelir, kaçar, maçar falan. Eve dönüp kolu alacağız. Silahı milahı bırakırız. Eve mi dönmek daha mantıklı yoksa? Buraya dönmek mi daha mantıklı yoksa şu kapıdan çıkıp şuradan gelip şuraya mı gitmek daha mantıklı? Kesinlikle bence buraya gitmek daha mantıklı. O yaratıkla uğraşamam bir daha ben. Denemeyelim, değil mi? De denemeden bilemeyiz ama şimdi bu oyunda hatalarının kurbanı olabiliyorsun. Hadi deniyorum. Tamam, bir şey olmuyormuş zaten. Denersin menersin, aşağı inmeye çalışır, bir şey yakalar, öldün der. Denedim, bir şey olmadı. Eve dönüyorsak bir bitki alalım bari ya. Hatta iki bitki alsak süper olur. Eve dönüyorsak mavi bitkiyi bırakalım. Aslında almayalım abi. Otları yanımızda taşımaktansa yerde kalması daha mantıklı. Ta sandığa gitmektense gelir buradan kullanırız. Bunlar burada dursun abi. Her şeyi sandığa götürmek iyi değil. İleride bir sandık bulursak yeri alır, o sandığa koyarız. Çık abi buradan. Bence köşke gitmek daha mantıklı. Evdeki canavar ölür mü acaba? İşte o da bir soru işareti. Yakıt matarasını da doldurabiliriz gelmişken. Aynen abi bak, eve git, eve girme bir dakika. Yakıt matarasını doldur, öyle. Bir tane daha dolduralım buraya gelmişken. Normalde bu remake olmasa oyunun kontrolleri böyle değil arkadaşlar. Biraz daha ağır dönüyor. Şöyle. Böyle dönüyorsun, koşuyorsun falan. Ama remake olunca bak. Döndüm Mevlana. Gerçekçiliği gitmiş biraz. Dol. Geç su ısıtıcıyı. Az bir miktar. Doldur.
Tamam. Neyse buradaki gaz yağı da bitti. Demek sadece 3 kullanımlıkmış burası. Güzel. Yeşil oldu mu burası? Tamam abi, burayı da bitirdik. Önümüzdeki gaz yağlarına bakacağız artık. Sevlesek mi acaba? Ya böyle zıt pırt da sevlenmez ki abi. Ben Magnum'u bırakıyorum. İki tane silah bize fazla. Bunu bırak. Kırmızı ot. Aslında bir tane kırmızı ot yanımıza alsak yerdeki yeşil otla birleştiririz. İki yardımımız yok çünkü. Ama birleştirebilmemiz için bir şeyi bırakmamız lazım. Çok sıkıntı ya bu oyunun slotu. Ama keyfi de o bence. Her şeyi yanına alsaydın hiçbir anlamı olmazdı oyunun. Kola al ve yoluna devam et. Sevleyelim mi? Değil mi? Hep sevlersek mürekkep bitecek yani. O yüzden hep de sevlemek istemiyorum. Bu oyun zor bir oyun çünkü. Yani şöyle düşünün. Oh be, iyi ki sevlemişiz dediğimiz kaç yer var? Var tabii ki. Belki oyuna tutunmamızı sağlayan sev kararları var. 2 saat boyunca nasıl tekrarlayacağız falan muhabbetine girmedik bu yüzden. Şimdi ölürsek abi kargalardan Magnum'u alacağız, yolumuza devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Evet, yine burayı, bu yolu takip edeceğiz. Kapı tokmağı kırık olduğu için geri dönemiyorum tekrar. Niye o kapıdan geldiğin kapıdan dönmedin diye soran olursa, o kapıdan girebiliyorsun, geri çıkamıyorsun. Yani aynen. Mezara gittik. Magnum aldık. Pompalayla köpekleri öldürdük. Başka bir şey yapmadık yani. Devam. Zaten kol da gidecek şimdi. Mavi ile yeşili birleştirince ne oluyor bilmiyoruz. Ansiklopedide de yazmıyordu ne olduğu. Şunları alıp birleştirelim mi? Kalsın, neyse geri döneriz olmazsa. Mavi zehirlenmelere karşıydı herhalde. Bak işte bu bir şey var kamerası, görüyorsunuz değil mi? Şimdi tıklıyormuşum, ölüyormuş. Şunu kullan bakayım. Önce bir incelemek istiyorum ya. Güzel olmuş. Anormal bir şey yok. Kullan. Ama tek başına yeterli olmuyor bu. Heh, oldu. Sinematik girdi.
Önceden uzaktan gelen bir şelale sesi duyabilirsin. Kolu geri verdi bana. Verme abi bana kolu geri ya. At işin bittiyse. Önceden o sinematikler girsin diye oynardık oyunu ya. Hatta bilmezdik, bir şey bilmezdik. Demo girdi derdik. O demo girdi derdik böyle. Ne kadar keyifliydi bizim için sinematiklerin girmesi. Ya kolu sok buraya, burada kalsın, ihtiyacımız olunca alırız. Burada bir kara delik var. Oha, suyu geri. Dur bakayım. Su geri doldu, değil mi? Şelale sesi kesildi. Demek abi bununla işimiz var bizim. Yolu kullanalım. Ama o ortadan geçerken çok dikkatli olmamız gibi hissediyorum. Lazım gibi hissediyorum. Daha sizlerle beraber Dino Crisis oynayacağız. Bu ne ya? Asansör mü bu? Bilinmeze indik arkadaşlar. Aha, mavi bitki saksısı. Burada yetişen mavi otlar var. Şu anda kullanmana gerek yok. Yeşil bitki. Neredeyiz ya biz böyle? Koşma. Ananı. Ananı avradını. Kaç 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 kaç. Kapı neredeydi? Gelirlerse basacağım. Ya da bir sakinleşsinler. Bence sakinleştiler. Ya ağzını kırayım ya. Yürü yürü yürü. Bir çeşit şeffaf yaratık etranda su ışını. Şuraya bin. Asansörün gücü açık değil. Güç kaynağı bir yerlerde olması lazım. Tamam, burada bana dokunmuyorlar. Pil alınmış. Nereden pil bulacağız ya? Ha, bir tane kapı var. Arkamı dönüyorum. Şu tarafa doğru koşuyorum abi. Buraya doğru koşuyorum. Lütfen, lütfen beni bırakın. Ben hayvanları çok seviyorum. Kırmızı bitki. Abi bitkiler, bitkiler şu an nerede ne bitki olduğunu da hatırlamamız lazım. Allah, yılanlar. Kaç kaç kaç. Allah. Kaç abi, kaç 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 kaç. Sadece kırmızı bitki mi vardı acaba ya?
Pil lazım. Konut, rezidanstayız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu kadar mavi bitki varsa bir yerlerde zehirleneceğiz herhalde. Oha! Çiçekler için böcek ilacı spreyi boş görünüyor. Şu kilitli. Kapının levhasında 001 yazıyor. Bir bakalım şuraya. Aha. O beyler. O arkadaşlar. Aha. Vallahi mürekkepte. Yarım kova ip. Dı yarım kova. Yarım kova ve ip var. İp yeni kesilmiş gibi gözüküyor. Türkçe yamayı salmışlar. Al abi bunu. Tamam. Bunu da. Sandık nerede baba? Sandık, sandık, sandık. Gaz yağı, gaz yağı. Çok güzel bir yerdeyiz bence. Şunu bırak. Lazım olunca alırız. Şu yerdeki spreyi al. Al abi. Bitti mi bu odada? Evet tamam, oda yeşil oldu. Bunu da bırak. Artık bence bir save yapalım. Hatta bitkileri alıp bu kasaya koyabiliriz artık. Bitkiler neredeydi falan diye uğraşmamıza gerek kalmaz. Hem burada rahat rahat karışım yapabiliriz. Yerde olunca karışım yapamıyoruz. Bir bırak abi. Şunu da bırak. Bunu da bırak. Her şeyi bırak. Hadi gelin. Bir operasyona çıkalım sizlerle beraber. Bir dönsene yılanların olduğu yere. Sevi birazdan yapacağım. Bitkileri toplayıp güvenli alana bırakayım. Şu bir. Al abi. Evet, bitki toplama görevi. Burada da vardı. Şu haritayı yemyeşil yapalım. Koşma. Koşma, sakin. Yemyeşil haritaya ne güzel ya arkadaşlar. Bu saksıdan alamıyorsun. Çık yukarı. Tehlikelere çok açığız arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde dönelim. Bir dakika. Ha yok tamam. Kola ihtiyacımız yok. Kola ihtiyacımız var zannettim bir an için. Mavi otlar. Az önceki mavi otlar şeyde. Saksıda duruyor. Alamıyorsun. Evet, şunları da alalım. Harita temizlensin. Baksana bu kadar ot. Temizlendi mi harita? Temizlendi.
Tamam abi. Şurada da otlar vardı. O otları ancak aldıktan sonra burada kasaya koyarız. Tamam, süper. Şu an her şey acayip yolunda gidiyor. Sadece şuranın neden kırmızı olduğuna bir bakayım diyeceğim ama şimdi geberip gitmeyelim ya. Yürü yürü, geri dön. Yılanlardan şimdi geri kaçmamız lazım. Kargalardan falan. Pil alıp geleceğiz. Yani sigorta gibi bir şey herhalde. Pil diyordu ama. Evet. Go. Burada durma. Bu yılanlar seni ısırırsa büyük ihtimalle zehirleniyorsun. Ya da zombiler üzerine kustuğu zaman. Al abi bunları da. Bir tane daha al. Mavi ot vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Yani kendiniz tecrübe edebilirsiniz diyor. Mavi otla kırmızı ot. Acaba ne yapıyordu ya? Bir mavi kırmızı yapalım. Yeşil kırmızı. Şu mavi otu da alalım. Tamamdır abi, güvenli odadayız. Yerde hiçbir şey yok, değil mi? Bu odayı da kontrol etmiştik. Her şeyi bırakalım. İki mavi ot filan demiyor, değil mi? Tamam. Magnum almıyorum. Pompalı yanımızda kalsın. Bıçağımız kalsın. Fişek. Pompalı fişeğini yanıma almayacağım şu an. Yakıt matarası kalsın. Bir de şu kalsın ne olur ne olmaz diye. İyi mi üstümüz? Bir de sev yapalım bence ya arkadaşlar. Bu kadar buraya geldik, her şeyi topladık. Mürekkep şeridi de aldık. Dur bakayım kaç tane mürekkep şeridimiz var. Güzel, orada 3 tane var da. Sev yap abi. Tertemiz. Hiç pişman olmayalım sonra. Niye yapmadık falan diye. 17. slotumuz.